ve tek başına iktidar yönetiyor. Zaten işte tek adam ne diyorsa o oluyor. Bunun kağıt üzerinde hukukileşmesinin ne anlama geldiği üzerine çok da fazla kafa yormuyor insanlar bu sonuçların ortaya çıkardığına göre. İlginç başka bir şey var. Şimdi çok uzun zamandır evet kampanyası yürütenler hayırı PKK da hayır diyor, üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar diyorsunuz. Evet, Cemil Vahit bir açıklama yaptı ama PKK ya da HDP ya da Kürtçü olarak algılayacağımız kesim de homojen değil. Onların içinde de hizipler, onların içinde de gruplar, onların içinde de fraksiyonlar var. Dolayısıyla Cemil Bayık'ın açıklaması kitlesel anlamda Güneydoğu'dan çıkacak oyun rengini vermiyor aslında bize. Ve Kürt milliyetçisi diye kendisini tanımlayan insanlar, bizim Kürtçü diye, bölcü diye, her neyse etnikçi diye baktığımız ama kendisini Kürt milliyetçisi diye tanımlayan insanlar arasında evet tercihi giderek yükseliyor. Her geçen hafta 1 puan, 2 puan daha yükseliyor. Evet'e dönüyor Güneydoğu'nun oyu yani. Dolayısıyla bu işte PKK hayır diyorlar. Hani zaten işte açılımı siz yapmadınız mı vesaire, bir süre elimizde döne var hani bunu çürütecek ama ayrıca doğru da değil. Yani seçmen tercihi açısından da doğru değil. Yanlış bir veri üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Şöyle bir şey vardı. Yeni Çağ Gazetesi bir süre önce bir saldırıya uğradı biliyorsunuz. O saldırı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu geçmiş olsun ziyaretine geldiğinde Sezgin Tanrıkulu da Kürtçü kökenden ya da işte etnik bölücü kökenden gelen bir siyasetçi. Ondan aldığı zannediyorum bilgilere dayanarak, bu benim tahminim. Şöyle bir şey söylemişti, yazdık biz o bizim, birçok yazarımız yazdı. HDP'nin oyu ne olur diye konuşurken aramızda. HDP'de referandumda hayır diyecek ya da hayır diyecek kitleyi yönlendirecek olan siyasetçiler şu anda cezaevine gönderilenler. Dışarıda kalanlar hayır, evet diyeceklerdir. Yani şey, evet potansiyeli daha yüksek HDP tabanından gibi bir bilgi vermişti. Sonra süreç içinde ben biraz takip ettim. Mesela Sırrı Süreyya Önder tutuklandı, sonra salıverildi. Sırrı Süreyya Önder kimdi? İşte İmralı görüşmelerinde o başkanlık mesajlarını ileten kişiydi aslında AKP iktidarına. Bu birazcık Kemal Bey'in sözlerini sağlaması gibi oldu benim kafamda. Çünkü biliyorsunuz HDP heyetinin Öcalan'la İmralı'da yaptığı pazarlıklarda çok net olarak İmralı'daki Cahin'in mesajı vardı AKP iktidarına. İşte başkanla görüşebiliriz, tartışabiliriz vesaire diye. Bir ilginç veri daha var anketlerden çıkan. Hayır diyecekler, hayır önde gidiyor olmasına rağmen evet çıkar algısı %93 bütün seçmende. Yani hayır diyecekler bile evet çıkacağına inanıyor. Şimdi buradaki bu algıyı kırabilirse hayır cephesi, sonuç aslında bu 2-3 puan çok daha açılabilir. Çünkü güvenmiyor kendi desteklediği tarafın kazanacağına. Bu ilginç bir veri. Yani anketlerde önde gittiği halde kendi oyunun sandıktan çıkmayacağını düşünüyor olması, çünkü kaç yıldır yaşanan işte acı tecrübelerinin sonucu diye düşünüyorum. Bunu belki daha önce bu salonda işte başkanlığı konuşurken bu salonda konuşanlar da bu bilgileri vermişlerdi. Çok kullanılan şeyler ama kararını vermeyen yakın çevrenizde insanlar varken, varsa eğer, onlara karşı varken başkanlık nedir, netice konuşmaları yaparken kullanabilirsiniz. Şimdi demokrasinin işte bizi çok daha demokratik bir ülke yapacağını söylüyorlar biliyorsunuz başkanlığın. Ama burada hep böyle verilerden yola çıkacağız. Somut verilerden, rakamlardan. Tam demokrasiyle yönetilen 20 ülkenin, tam demokrasiyle yönetildiği varsayılan diyeyim, 20 ülkenin sadece 3 tanesi parlamenter sistemle yönetiliyor. Diğer 17'si parlamenter sistemle yönetiliyor. Diğerlerinde 2 tanesi krallık, 1 tanesi karma sistemle yönetiliyor zaten. Başkanlık sistemiyle yönetilen yok yani içlerinde. Hukukun daha işte üstün olacağını, hiç kaygılanmamamız gerektiğini, HSK'nın işte yarısını Cumhurbaşkanı, yarısını meclis atayacak olmasına rağmen her nasıl olacaksa Türkiye'nin çok daha adil bir ülke olacağını söylüyorlar mesela. Burada da hukuk endeksine göre, uluslararası hukuk endeksine göre
hukukun üstünlüğünün yine işte egemen olduğu varsayılan 20 ülkenin 17'si yine parlamenter sistemle yönetilen ülkeler ve yine bir tanesi karma sistemle, bir tanesi başkanlık rejimiyle, bir tanesi de krallıkla yönetiliyor. Parti devleti daha doğrusu, bir tanesi krallık demeyeyim. Ve işte eğitim sisteminin daha çok gelişeceğine, bizim böyle daha aydın, daha bilimsel çalışmalar yapan özgür insanlar falan yetiştireceğimizi savunuyorlar. PISA sonuçlarını Türkiye açısından biliyorsunuz ama dünya genelinde de, Türkiye çuvalladı biliyorsunuz maalesef, dünya genelinde de PISA'da başarılı olan 20 ülke arasında bir tane bile başkanlık rejimiyle yönetilen ülke yok. Darbeli en çok kullandıkları özellikle 15 Temmuz etkisiyle darbelere karşı bunun çok güçlü bir şey olacağı, avantaj olacağı, işte bunun üzerinden yola çıkıyorlar. Ama Arjantin örneği çok biliniyor, biz de tekrarlayalım. 1816'dan beri başkanlıkla yönetiliyor ve sadece iki defa seçimle el değiştirdi yönetim. Onun dışında sürekli olarak darbeye uğradı. Bunun gibi işte birçok, özellikle Güney Amerika ülkeleri biliyorsunuz, darbeden darbeye koşuyorlar. Hepsi başkanlıkla yönetilen ülkeler. 46 devlet başkanından Arjantin'in az önce dediğim gibi iki tanesi sadece darbesiz devlet esni yapabilmiş. Yolsuzlukla mücadele de bir işimize yarardı. Çünkü çok bizim işte Türkiye olarak muzdarip olduğumuz konulardan hükümetler bile işte dönem dönem, özellikle koalisyon dönemlerinde karşılıklı birbirlerinin açıklıklarını, belgelerini sızdırdıkları için muzdarip olduğumuz bir alan. Yolsuzlukla mücadelede bir şey olur mu diyorsanız, başkanlık rejimi geldiğinde orada da işte Amerika'daki Watergate örneği, İran kontra skandalı vesaire, bunlar da başkanlık rejimiyle yönetilen ülkelerde yaşanan tecrübelerdi. Ekonomide bir şey değiştirir mi? Hani tercihte çok belirleyici ekonomik istikrar. G20 ülkelerinin 17 tanesi, 20 ülkenin 17 tanesi yine parlamenter sistemle yönetiliyor. Dolayısıyla ekonomik istikrar da hayalini kurduğumuz gibi olmuyor. Başkanlık rejimiyle ilgili olarak karşımıza çıkacak olan tablo. Onun dışında çok böyle vurucu bir şey var benim açımdan. Siz de çok önemsiyorsunuzdur. Bunu sadece birkaç kişi, MHP içinde son dönemde hayır diyeceğini ilan eden birkaç milletvekili gündeme getiriyor. Onun dışında enteresan bir şekilde medyada da yazıp çizen yok. İki maddesi anayasa değişikliğinin, metnin. 123. ve 126. maddelerde yapılan değişiklikler. Şimdi 123. maddede işte idarenin, devlet idaresinin kuruluş ve görevleriyle ilgili. Şimdi burada kararnameyle Cumhurbaşkanı devlet idaresinin bu vasıflarıyla ilgili bir takım değişiklikler yapabiliyor. Yani yeni bir devlet yaratma gücü alabiliyor bu şeyden, bu maddeden, sıfırdan. Kendi kafasına uygun bir idari sistem şekillendirme, yeniden teşkilatlandırma gücü alabiliyor. 126. maddede de işte kamu hizmetlerinin görünmesi, verim ve uyumun sağlanması amacıyla birden çok il ve ilçeyi içine alan bir merkezi idare teşkilatı kurulabilir gibi bir, kurabilir diye bir şey var, bir açık var. Onun da nihai olarak göreceği yer, işte hepimiz tahmin edebiliyoruz ki özel bölgeler oluşturabilir. Başkanlık sistemine evet dediğimiz ve başkanlık sistemi yürürlüğe girdiğinde bu da Türkiye için öncelikli tehdittir bence. Çünkü biz şey değiliz, işte İsveç değiliz, Sviçre değiliz, Güneydoğu gibi bir problemimiz var. Sadece Güneydoğu gibi bir problemimiz de yok ayrıca. İşte şey baktığımız zaman, uluslararası alanda Türkiye ile ilgili çizilen haritalara biz yürürlükten kalktığını düşünüyor olabiliriz ama işte 100 yıl, 150 yıl önce o çizilen haritaların bir yumrukla tarihin üstüne geleceğini bu işe kafa yoran tarihçiler de, stratejistler de söylüyorlar. O haritada işte 8'e sadece Güneydoğu'yu ayırmıyor, 8 ayrı bölgeye bölüyor, işte Anadolu'yu, Trakya'yı ayırıyor vesaire. Yani sadece Güneydoğu'da 3-5 ili verip de kurtulmuyoruz. Öyle bir şey de değil. Gerçekten küçük küçük devletçikler ya da işte şey eyaletlere bölünmüş oluyor Türkiye Cumhuriyeti. Bu noktada da bu böyle vatan millet sakarya edebiyatına maalesef artık dönüştüğü, siyaseten çok sömürüldüğü için bir kesim üzerinde etki yaratmıyor ama bunu söylemezsek vebal var. O zaman hakikaten niye Kurtuluş Savaşı'nı verdi bu millet?
ya da işte asmışsınız fotoğraf. Hemen hemen bizim yer hocamızda var, Hayat Derneğimizde var, partimizde. Onca şey 80 öncesinde de bu hareket mi yaraydı? Hepsinin bu milletin birliğini ve devletin bütün vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak gibi bir kaygısı vardı. Biz gidip böyle sadece bir gün ve neden olduğunu bile bilmeden, neden olduğuna dair de ikna edilmeden, aklımıza da vicdanımıza da sindirmeden gidip sandıkta bir evet oyu vererek buna heba edecektiysek, keşke ölmeseydi o insanlar, onların da çocukları olsaydı, onlar da evlenselerdi, onların da anneleri, babaları onlarla beraber ölmeseydi, her gün yeniden geçen yıllarda ölmeseydi. Bunlar dediğim gibi ben çok üzülüyorum. Çünkü bunlar biz o kadar çok farklı vesileyle o kadar çok tekrarlamak durumunda kaldık ki şey gibi oluyor artık, hamaset gibi algılanıyor. Ama değil yani, yaşayanlara sormak lazım. İstanbul Anadolu yakasında çok var ülkücü şehit ailesi. Onlara sormak lazım neler yaşadılar. Normal Güneydoğu'da verdiğimiz şehitlerimiz çok fazla. Türkiye'nin her yılında aileleri var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz o gün ağlıyoruz, unutuyoruz ama sonrasında orada insanlar her gün işte o fotoğrafa baktıkça her gün her gün yeniden o acıyı yaşıyorlar. Bütün onların uğruna harcadıkları emeği biz feda edeceğiz. Bu anlama geliyor. Ben kendi vicdanımla baş başa kaldığımda kendi kendime verdiğim cevap bu. Ayrıca şöyle de bir şey var. İşte içeride az önce konuşurken anlattım. Şimdi geçen birkaç tane milletvekili, partisi çok da önemli de değil ama evet diyeceğini açıklayan birkaç milletvekiliyle sohbet ettik. Ben işte bizim gazetemize gösterilen tepki üzerinden kendilerine dedim ki sizin evet derken gerçekten evet demenizi sağlayacak, gerçekten aklınıza yatan, vicdanınıza sığan somut bir gerekçeniz var mı? Bize anlatın, bizi ikna edin, biz de toplumu ikna edelim. Yani deyin ki gerçekten vatanın, milletin harcını olan bu sizin bilmediğiniz ama gerçekten laf olsun diye değil, gerçekten bilmediğiniz şeyler var. Deyin, bizi buna ikna edin, biz de anlatalım. Var mı böyle bir şey dedim. Hayır yok, ben meclise evet verdiğim için kendi vicdanına hesap veremiyorum dedi milletvekili bana. Şimdi sen kendi vicdanına hesap veremediğin halde evet vermişsen ve kendi vicdanına yeniden hesap veremeyeceğini bile bile evet diyorsan bana hangi hakla, hangi yüzle hayır dediğin için kızabiliyorsun. Şimdi burada çok büyük bir liyakarlık, çok büyük bir ikiyüzlülük var. Dediğim gibi hiçbir şey önemli değil. Yani bu insani anlamda, ülkesel anlamda, erdemlilik anlamında çok ciddi sorgulanması gereken bir tavır. Sen kendin inanmadan bir şeye evet diyorsun diye ben niye aklımı ve fikrimi rafa kaldırayım? Bunu hangi hakla istiyorsun benden? Hani gerçekten çok samimiyetle söylüyorum. İkna etseler belki birçoğumuz farklı düşünebiliriz. Ama daha da kötüsü ikna etmeye dönük böyle tek cümlede sarf edilmiyor bize. Yani o kadar çok yok sayıyorlar ki bizi aslında. Hani tenezzül etmiyorlar ikna etmeye. Ya aşağılıyorlar, gerçekten aşağılıyorlar, hakaret ediyorlar ve tenezzül etmiyorlar ikna etmeye. Yine şöyle, bu hayır evet polemiğinde bir tarafı itibarsızlaştırmayla ilgili PKK kısmını az önce söyledim. Hüdapar biliyorsunuz, ben birkaç gün önce yazımda da yazdım. Hüdapar evet diyeceğini açıkladı. Birçok insan için bu bir şey ifade etmiyor olabilir. Çünkü Hüdapar aslında çok sınırlı bir alanda aktif olan bir siyasi parti. Ama Hüdapar'ın resmi internet sitesine, işte kuruluş amaçlarına, hedeflerine ve parti programına ve parti tüzüğüne bakarsanız eğer, parti programında çok aleni bir şekilde federatif yapının getirilmesinden yana tavır aldıklarını, eyaletleşmenin de bir referanduma sunması gerektiğini ve buna da işte halkın karar vermesi gerektiğini, Şah Said gibi, işte Seyit Rıza gibi isimlere iade-i itibar verilmesi gerektiğini, eski işte yer ismi, bir takım yer isimlerinin değiştirilmesi gerektiğini Güneydoğu'da. Biliyorsunuz bazı kişilere komutan terörle mücadelede üstün gayet göstermiş, gerçekten kahramanlıklar göstermiş. Komutanların isimleri ya da şehitlerimizin isimleri veriliyor. O isimlerin değiştirilmesi gerektiğini, çünkü onların orada işte zulüm yapmış, halka zulüm yapmış insanlar oldu vesaire 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 anlatıyorlar. Ayrıntılı merak eden bakabilir Hüdapar'ın programına. Şimdi bunun PKK da bunları söylüyorlardır. Hiçbir farkı yok aslında. Bir tanesi dini motifi biraz daha öne çıkarıyor.
İşte bir tanesi daha Hizbullah'a yakın, bir tane, yani bir tanesi etnik milliyetçilik yapıyor, bir tanesi din üzerinden etnik terör yapıyor, bir tanesi din üzerinden yapıyor bunu. Çok da birbirlerinden fark yok. Nihayetinde ikisi de terör örgütü. Şimdi PKK ile aynı cephede olmaktan rahatsızlık duymuyor musunuz diyenlere sormak bizim de hakkımız. Siz Hizbullah'da ya da İbrahim'de aynı cephede olmaktan rahatsızlık duymuyor musunuz? Çünkü hedefleri aynı. Benim için hiç aralarında hiçbir fark yok. Ki ben kendim PKK ile aynı cephede varsaymıyorum. Olmam mümkün değil. Çünkü dediğim gibi zaten PKK'nın gerçek tabanını temsil eden kitlenin rengi de evet olacak referandumda. Biz bu biraz bir tezgah da oyundu. 17 Haziran 1 Kasım aralığında gördük. Bir anda böyle işte terör örgütünün karşılığını alıyormuş, çok aktif terörle mücadele ediyormuş havası yaratıp halkın vicdanını oynadılar. O aralıkta işe yaradı ama sonucunda ne oldu? 1 Kasım seçimlerinden sonra şey mi oldu? Neyim, Türkiye'de biz terör şehidi vermemeye başladık? Bir de başımıza işte Suriye çıktı. Şimdi Suriye'de de niye onun olduğunu bilmediğimiz, çok yazık ki onun olduğunu bilmediğimiz şehitler veriyoruz. Hani bir gerçekten Türkiye'nin menfaatlerine olduğuna inansak can feda. Ama şimdi oradaki, biz oradan geri döndüğümüzde o sınırın kimlere tahsis edileceğine dair bir tek alınmış taahhüt, gerçek taahhüt yok. Amerika'da, Rusya'da bas bas işte PYD'nin orada yerleşebileceğini çok net olarak söylüyorlar zaten. Biz orada PYD Türk ordusu eliyle PYD'ye alın uçuyoruz. Hani dolayısıyla bu noktadayken bile terör üzerinden herhalde propaganda yapılmasına kanacak insan da kalmamıştır diye düşünüyorum Türkiye'de. Ve bu benim tezim. Bilmiyorum katılır mısınız? Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bir reisçi dalga var biliyorsunuz. Reisçilik diye bir başka rüzgar var. Farklı siyasi partilerden insanlar da mevzu bahis FETÖ olduğu iddia edilen yapıyla mücadele ise biz kendimizi, reis tacımızı feda ederiz gibi bir şey var. Olay var. Eğer öyleyse en çok öyle diyen insanların hayır vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü evet çıkması halinde sandıktan uzun vadede en çok zarar görecek kişinin mevcut cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum. Ve hayır çıkması halinde de bunun en somut aslında faydasını görecek kişinin de mevcut cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet güç zehirlenmesi dolayısıyla belki böyle çok yukarıdan bakıldığında göremiyor insanlar bulundukları yerlerden. Ya da işte 15 Temmuz gibi bir ne olduğunu tam anlayamadığımız, aydınlatılamayan şarkı.